için gerekli ilhamı doğadan, mimariden, yani her şeyden aldık. Ekip kabinin içini tasarlamak için tasarım tezgahı denen kokpitin içinin gerçek boyutlardaki modelini kullanıyor. İlham aldığımız şeylerden biri bir savaşçının miğferiydi. Mesela burada bazı unsurları görüyorsunuz. Bir maskeye benziyor. Makinenin özellikleri ne olursa olsun, stilde mutlaka bir İtalyan dokunuşu gerekiyor. Stüdyonun diğer tarafında potansiyel müşterileri belirleyen resim panoları sayesinde bu görünüş ve duygu hayat buluyor. Fikri hikayeler anlatarak başlıyoruz. Bu arabayı kim kullanıyor? Mesela spor yapmayı ve dışarıda çok zaman geçirmeyi seven biri olsun. Sonra üzerine giydiği, yanında taşıdığı tüm aksesuarların detaylarına bakmaya çalışıyoruz. Sonra bunlara eş malzemeler buluyoruz. Bir Gibney ve Quattroporte üretmeye ayarlandı. 3 yıl önce içinde hiçbir şey olmayan kapalı bir fabrikayken, şimdi günde 140 araba üreten, 2000 kişinin üretimde çalıştığı bir yer olduğunu düşününce gayet iyi. Burekliasco fabrikası eski markanın yeni evi oldu. Ama Ghibli'yi çok geleneksel yöntemlerle yapmaya başladılar. Şasiyi son teknolojiye sahip gövde atölyesinde ürettiler. İlk adımda ön ve arka şasilerin alt gruplarının üretimi var. Bu tamamlanınca her alt grup ana kaynak hattına gidiyor. Burada Gibi'nin gövdesi yapılan her kaynakla hayat buluyor. Her makine için binden fazla kaynak yapılıyor. Ve her kaynak bir evi bir hafta idare edecek kadar elektrik kullanıyor. Meyvelerini veriyor. Meyvesi için son teknoloji motora ihtiyacı vardır. Eski bir Ferrari Formula 1 motor tasarımcısı olan Paolo Martinelli'den bir değil iki tane yeni Maserati motorunu hayata getirmesi istenir. Ana hedef motorun en iyi performansı göstermesiydi. Ekonomi olarak da diğerlerinden önde olması gerekiyordu. Marka iki tane V6 motor yapar. Yakıt açısından ekonomik bir dizel ve performans öncelikli bir benzinli motor. Bu motorun geldiği yer şaşırtıcı değil. Maserati motorlarının tamamı Maranello'da üretildi. Maranello İtalya, Ferrari'nin merkezi ve Maserati motorları 2002'den bu yana burada üretiliyor. Martinelli, yeni V6 motorun yapımı için en iyi yerin burası olduğuna karar verdi. 3 litrelik motor, 404 beygir gücü üretecek potansiyele sahip. Bu arabada Maserati ve Ferrari'nin yarış mirasından çok faydalanılmış. Markanın yarış mirasını göstermek Maserati'nin en önemli hedefi. Bununla beraber Ghibli pazara yakıt ekonomisinin performans kadar önemli olduğu bir alanda giriyor. Markanın tarihinde ilk kez bir dizel motor sunuyorlar. Dizel kullanmak yepyeni bir yaklaşımdı ama Avrupa'da satacak bir motor lazımdı. Çift turbolu 3.0 litre V6, Cento İtalya'daki VM Motori fabrikasında üretildi.
Asıl zorluk, sportif motoru çok daha büyük miktarlarda üretebilmekteydi. Halka açıklama yaptılar. 5 yıl içinde dünya çapında 50 bin araç satmak istiyorlardı. Maserati o sırada en iyi yılında 5 bin araç satmakta zorlanıyordu. Hacmi 10 kat artırmak hırslı bir hedef. Ama böyle bir araba iyi tanıtılırsa, iyi satış yaparsa bu rakamlara ulaşılabilir. Mühendisler dünyanın en sıcak ve soğuk yerlerindeki şartları oluşturan iklim kontrollü ortamlarda her iki motoru da denedi. Tabii ki yakıt dinamiklerinin ölçümüyle ilgili veriler elde ettik. Ortalama şartlar eksi 40 dereceden artı 50 dereceye kadar değiştirildi. Özel Maserati'nin sesini de ayarladılar.